Merhaba arkadaşlar, Partibo hoş geldiniz. Bugün evdeyiz. Yani bugün de evdeyiz. Hepimizin sağlığı için evlere kapandık. Biz dedik ki evde kokteyl yapalım artık. Benim izleyecek dizi filmim falan kalmadı artık. Böyle can sıkıntısından sabahtan akşama dizi film izler olduk. En son izlediğim filmlerden bir tanesi de Platform. Platform filmi. Enteresan bir film. Güzel, ben hoşuma gitti film. Anlamadığım bazı şeyler oldu. Hani neden oradalar, belge mi veriyorlarmış, ruhsat mı veriyorlar, bir şey veriyorlarmış, ne için veriyorlar onu anlamadığım bazı noktalar var. Ama güzel bir filmdi. Yani genel olarak sistem eleştirisi gibi bir film yapmışlar. Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen. Biz de bugün ona benzer bir konseptte kokteyl yapacağız. Kokteylin içeriği birazcık evde ne varsa kokteyli, birazcık dizi film kokteyli. Çünkü evde ne varsa biz de artık onları yapmaya başladık. Onlarla kokteyl yapmaya başladık. Şimdi burada bir sweet sour'umuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kötü gün dostu. İçi hala buzlu. Sweet sour yaptıktan sonra difrize atıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra kullanmak istediğiniz zaman çıkartıyorsunuz, çözülmeye bırakıyorsunuz. Ama ondan sonra bir daha difrize atmamanızı öneririm. Çözüldükten sonra bozulur artık çünkü. Benim her zaman dolabımda sweet sour olur hazırda. Ne olur ne olmaz. Kokteyl canımız kokteyl ister. Bir daha yapmaya uğraşmayalım diye yapıp difrize atıyoruz. Dolapta yeşil elma buldum. Zencefil şurubu var. Ve soda aldım. Onlarla beraber bir kokteyl yapacağız. Bu kokteyle en iyi gidebilecek içerik olarak vodka'yı düşündüm ben. Fresh, taze bir kokteyl olacak. Eğer zencefil şurubunuz yoksa ya da yapmaya üşeniyorsanız taze zencefili ezerek şeker şurubuyla da yapabilirsiniz bu tarifi. Zaten daha önceki videolarda yaptığımız kokteyllere çok benzer içerikler. Evde artık hepimizin evinde neler varsa, dolaptan ne çıkarsa onlarla kokteyller yapmak istiyoruz. Benim evimde bunlar vardı. Şu an bunlarla kokteyl yapıyoruz. Şimdi shaker'ımızı aldık. Elmamızı böyle çekirdeğine gelmeyecek şekilde kesiyoruz. Şöyle 4 parça elmayı attık ve güzelce eziyoruz. Ben şimdi yeşil elma olduğu için biraz şanslıyım çünkü zencefille beraber güzel bir denge sağlar. Ekşi, daha fresh bir tat olur. Ama kırmızı elmayla da yapılabilir bir kokteyl ama yeşil elmayla tadından yenmez. Bu kadar yeterli olacaktır. 6 cl difrizden yeni çıkarttığımız, çözdürdüğümüz sweet sour'umuz. Ortalama 1-1,5 cl kadar zencefil şurubu koyacağım. Ve evde geçirdiğimiz günleri keyifli kılacak ham maddemiz vodkamız. 6 cl vodka koyuyoruz. Kullanacağım bardağı buzluyorum. Sonra da shaker'ımı buzluyorum. Barman olmanın faydaları, eve böyle paket buz almaya akıl ediyorsunuz. Lazım olur diye. Ne bileyim biri gelir. Evet, güzelce soğuttuk kokteylimizi. Şimdi ben pipet kullanmayacağım. O yüzden ağzıma parçacıklar gelmesin diye çift süzeceğim. Oturarak olmuyormuş bu iş ya. Süper. Kokteylimizi soda ekliyoruz. E dersiniz ki işte benim kız arkadaşım var. Bunun biraz garnişi bir şey yok mu? Hava atacağız. Şey yapacağız. İsterseniz tabii garniş de yapabilirsiniz. Şöyle. Tabii önce sodayı bir alt üst edeyim ki kokteylde iyice karışsın. İlk çektiğinizde direkt sodayı içmeyin. Sonrasında isterseniz elmayla direkt şöyle bir garniş yapabilirsiniz. Havalar yavaştan ısınırken güzel fresh bir kokteylimiz evde içilebilecek en güzel, en lezzetli kokteyllerden bir tanesi. Umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun.